Koşudan sonra bizim savaşımız var. Ama bunlar şimdi canavar. Yok abi, ben canavar severim. Ben gezdiğim zaman benim adelelerim yer değiştirirdi. Bele nasıl yer değiştirir? Şu gördüğünüz buralar var ya, bunlar. Çamından lofçin çalışıyordum ben kışın. Çam ağacının dalları kar. Lofçin buraya karlar üstüme tökülür, çıplakam beni yıkırlar. Şimdi sana yazık olur Rızvan abi. Abi bakacağız. Bak. Malzemeye saygı, bununla konuşacaksın. Ben 60 yaşındayım, ayakta kalabiliyorum. Evladım yaşta, torunum yaştaki insanlarla da antrenman yapma cesaretini gösteriyorum. Yeter. Kickboksçu, kickboks yaparken acı duyuyorsa kickboksu bırakacak. Ne yapması lazım? Bale. Savaş başlayacak. Savaş. Savaş olmazsa olmaz. İyi bir koca. Kendisi yumruğunu atar. Tekme mi atıyorsun? Atarsın tekmeni. Çocuk adresin at şu tekmeni. Evet. Sen kaç çekersin? Sen benden 5 tane fazla çekeceğim. 39. 40. Şampiyonu kutlayalım. Alkışlar. Rızal abi. Bravo bakanlar. Bravo Rızal abi. Dila. Spor ve Akademi kanalından herkese selamlar. Sizlere bir söz vermiştik. Yaşayan efsane dediğimiz Rızvan Hoca'ya tekrar geleceğiz diye. Şimdi yazın güzel bir ortamda geldik. Kendisiyle güzel bir antrenman yapacağız. Birazdan dağ tepe demeden koşacağız. Kendisinin karnına yine vuracağız. Kendisinden kickboks ile ilgili, sporla ilgili tavsiyeler alacağız. Gençlerimize vereceği öğütleri dinleyeceğiz. Ne düşünüyorsunuz ben hocam bu konuda? İnşallah güzel olur. Ben dedim ya her zaman. Ben sporcunun zeki çevik, aynı zamanda ahlakını severim. Sporcu terini döküyorsa, emek veriyorsa, öyle bir istek arzu varsa o benim gözümde çok büyük bir sporcudur. Sporcu cesaretli olur, saygılı olur, korkusuz olur. Kickboks herkesin işi değil. Şimdi dışarıda gördüğün insanı herkes gelir, ben de o işi yaparım. O işi yaparım demek de olmaz. O işi yapacaksın, insanlar onu görecekler, ispatlayacaksın. Sporcu gidiyor orada kanını döküyor, terini döküyor. Ben onun için gençlerde o işi gördüm. Onlarla antrenmanı yapmayı kabul ettim. O gençlerin başarılarını biliyorum. Cebrail kardeşimin başarısını biliyorum. Emre Şahin'i biliyorum. Bunlar hepsi benim nazarımda, benim gönlümün şampiyonu o insanlar. Gerçekten de kendilerini ispatlamış sporcular. Buraya geldiler. Ben bundan gurur duydum, şeref duydum. Beraber antrenman yapacağız inşallah. Koşudan sonra bizim savaşımız var. Savaş. Bizim savaşımız burada. Sporcu evet. Savaşmazsa sporcu, hele kickboksçu olmaz. Sporcunun, biz bale yapmıyoruz değil mi abi? Biz öyle burada yaptın. Hayır yok. Evet. Kendine hoca yani diyor. İnternetten bu işler öğrenip hoca olunmaz. Bu işe emek verecek bu kardeşlerim gibi. Savaşacak. Acı yok. Acı duyuyorsan gidip bale yapacaksın. Masa tenisi oynayacaksın. 7-8 yaşında Rızvan abinin karnına yumruk atardık. Yine demiştim. Yani o zamanlardan sporun içinde büyüdük. Rızvan abi de bilir. Çok antrenman yapmışızdır beraber. Şimdi sağ olsun Doğan'ın içinde kendi bir spor salonu inşa etmiş. Ve burada her geldiğimizde bizi çok güzel şekilde ağırlıyor. İnşallah ama birazdan canını yakacağız biraz yani. Yapacak bir şey yok. İnşallah. Görüşürüz. Peki ben size bir şey söyleyeyim mi? Evet abi. Önce bir ufak çay içelim, öyle mi antrenman başlayalım? Abi nasıl? Ya abi bir sohbet edelim. Biz bir sefer geldik yanına. Yok şimdi tamam da. Çok memnun kaldık ama kıştı. Yok şimdi iyi olur. Bir antrenman yapalım. Serhat Hoca güreşte düşmüş. Burada sakatlığı, sakatlığı var dedi ki, dedim ki sen söyleme, ben elimden bulayım. Evet. Geldim tık 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 aradım, ikisinin boyunu burada. Beni boynuna buldum dedi Cebrail, vallahi elinden buldum. Evet. Doğru, benimki de. Serhat Hoca'nın yok, sakatlığı vardı. Yok şimdi ben sana bir şey söyleyeyim. Dedi ki sen söyleme, ben masaj ben yaparken bulacağım. Ben maç yaparken bana tekme atacağız. Çocuğun neresine nereme tekme atacağım da istedim. Ama bunlar şimdi canavar Rızvan abi. Yok abi, ben canavar severim. Sen yaşlandın abi. Yok abi, öyle bir şey yok. Şimdi birazdan podyumda gireceğiz. Görürüz. Bekleyelim. Rızvan abi bu gençler şampiyon ama sen bence de yetişemezsin. Yok yetişirler de ama ben de severim yani. Ben hırslı adamı severim. Toprak burada, kondisyonum iyi olsun diye. Şu karşı dağa ben iki tane sırtımda adamla gidiyorum. Biri burada, biri burada. Oradan gidiyorum, oradan geliyorum. 77'de profesyonel futbolcu olmuşum. Öyle singi oynadı, futbolda oynamadım. Nasıl ya? Anlatayım sana, ben anlatıyorum. Ben gezdiğim zaman benim adelelerim yer değiştirirdi. Çocuk dedi ki, bir sende gördüm, bir de Engin Veral'da gördüm bu adeleyi. Gezerken yer değiştirir. Feyyaz'ın dinle anlatayım. Abi bir dakika. Adele nasıl yer değişir? Şunlar var ya böyle burada. Tamam. Bakarsan yer değişir. Anladın işte. Yani sen o kas kitlesinin çok fazla olması. Ha dinle. Peki bu şeyi söyleyeceğim. Futbol kayalık atletizm 100 metre. Futbol kariyerinin bu tarafa geldin ya. O zamanda kickboksa nasıl başladın? Benim hocam Fransa adına dövüşür Ali Karakuş. Kafes dövüşlerine giriyor. Onun eldivenleri halen bende 35 senedir. Ben de saklıyorum.
Ali Karakuş kickboksun ana temelinden gelmiş. Hatta bana gel dedi Fransa'da lajyoner askeri ol. Orada kal 5 yıl buraya gelemezsin. Bana tekme yumruk vurur dedikçe sen psikopat mısın? Ben o vurduğu zaman ben de ona yükleniyordum. Orada buraya geldim adam tekvandocu, tekvando çalışıyor. Lobçi nasıl vurulur? Herkes olduğu baktım kickboksçu. Ve o adamın ölümüne çalıştık. Ölümüne. Benim şu anda yeğenim Almanya'da profesyonel dövüşüyor. Dedi ki dayı böyle antrenman olmaz. Ben bir antrenman görmedim. Adam çıkardı tekmeyi buradan bastı bana. Gittim 5-10 metre geri geldim. Ben de ona çakıyorum. Her yerinde izler var. Şu gördüğünüz buralar var ya bunlar. Evet. Çamınla Lofkin çalışıyordum ben kışın. Metin Koca dedi ki Rızvan abi şu anda böyle idman yapıyoruz. Dedim ben onu dağda çamdan yapıyorum. Çam ağacında yeminle konuşuyorum. Evet. Çam ağacının dalları kar. Lofkin buraya karlar üstüme tökülür. Çıplakam beni yıkırlar. Burada siz kışın soyunacaktın dedim. Bunlar ayıp olur. Diyecektim soyunayım ben. Karda da bir yıkayayım idman yapalım. Şudum ne? Öyle idman yaptım ki yeminle konuşuyorum şu büyük gördüğün tekeri kışın. Yes. En az burada 40 santim karda. Bunu ona belime bakıp karda koşuyorum gidiyorum oraya buraya geliyorum. Kar kalınlığı santimetre. En az 30-40 santim. Of. O olur 200-300 kilo. Yani burada ondan... Hakan'a demek istiyorsun ki Hakan. Evet. Senin onu şu an şu zamanın şu anda yapamaz. Hayır yapamaz. Yapamaz. Bence yapamaz. Yapamaz. Hakan bu fiziğiyle dedim ki vuru lan bana. Şimdi de vurdu. Sıkıntı yok bakacağız. Şimdi sana yazık olur Rızvan abi. Abi bakacağız. Çocuklar farklı psikolojilere girmesinler. İşin içinden çıkamaz. Hayır. Ben diyor ki kötü adam adamı mal sahibi eder. Biz bunları hırsı veriyoruz ki hedefim bu olsun. Yani bana sokakta kickboksçular desinler. Evet. Ben öylelerini tanıdım. Çocuk kendinden 5 yaş küçüklere gidip tekme vuruyor şişe gezir. 10 senede bir tane maç aldığı yok. Hedefin yoksa yapma bu işi. Hedefin olsun. Sen bana soruyla sen ne iş yapsan diyeyim ben hammalı. O zaman sen başlayalım. Hazırlıklar devam ediyor. Şimdi gördüğünüz doğada ikinci antrenmanımızı yapacağız. Rızvan abi gel. Rızvan abimiz de bizi dövmeye hazırlanıyor herhalde. Maşallah bak hala daha bir göster ya bir ver. Bak. Ya bak, maşallah. Bir sene. Şu bacaklar yani öyle gerçekten taş gibi. Şimdi ya, ama mahvedeceğiz yaklaşık yani. Yaklaşık bir sene sonra geldik. En son ilk geldiğimizde kışın gelmiştik. Çok bir faaliyet gösteremedik ama bugün İnşallah. Rızvan abimizin bir güzel abi programda ne var ortamında? Bütün her şeyimiz Rızvan abiye uyarlıyız. Siz bir hazırlığınızı yapın. Gidelim bu ufak kayakkesini turlayalım. Gelin. Şimdi antrenmana başladık mı sen bizden daha iyi bilirsin. Sistem nedir? Kimin elindeyse. Evet tamam. Büyük kimin elinde su taşıyayım mı? Aynen. Ne yapması lazım abi? Abi bunu saracak. Güzel aynı aldığı gibi yine çantasına koyacak. Aynı çıkarıp aynı kullanacak. Ben 35 yıl önce kickboksu bana yaptıran Ali Karakuş'un kafes dövüşünde kullandığı eldivenleri saklıyorum burada. Ve bir restorasyonları göstereceğim. 35 yıl. Malzemeye saygı. Malzemeye saygı. Bununla konuşacaksın. Bunun arkadaş olmazsan bu yaşlanır, yırtılır, ölür. İnsan gibidir. Ama arkadaş olursan sana uzun süre bu arkadaşlık yapar. Sana yardımcı olur, sana güzel bir partner olur. Ama sen ne yapıyorsun? Vuruyorsun, atıyorsun. Salona gidiyorsun, biraz sonra geliyorsun, alıyorsun. Bir ayağından tekme vuruyorsun. Bununla konuş. Akşam git bununla konuş. Al sev. Çünkü bu senin yardımcın. Bu seni tehlikeden koruyor. Sen çıplak elle tutarsan, vurursan ben her zaman söyledim bak elin şuralarda torbalar var. Bunlar patlarsa ömür boyu buralarda acı hissedersin. Bak benim var burada. Bu senin yardımcın. Bunu koruman lazım bak. Bunlar bende yıllardır abi bende. Abi senin neden o torbalar patladı peki? Ben bunu bir tanesini öfkelendim. Duvara bir yumruk vurdum. Elim bura gitti. Ve 83'ten belli benim halim buram yani acıyor. Diyorsun ki, bandajla sardığım halde acıyor yani burada. Diyorsun ki öfkeyle kalkan zararlı oturur. Evet. Deyip antrenmanımıza. Evet başlıyoruz. Şimdi bir önce bir koşumuz var. Daha sonra torba, lapal, müsabaka antrenmanı yapacağız. Rızvan Hoca başımızdaki reisimiz. Ne derse biz onu yapacağız. Değil mi? Peki Aşil tendonunda da sıkıntı var yürüyüşünden de. Tendonum kopuk benim. Yani evet. Kolu kısa bir kolu uzun aynı. Aynen. Bu da ben Almanya'da sakatlandım. Bak sakat. Evet. Aşil tendonum kopuk ameliyat olmadım. Evet. O nasıl süreçte geçti? Ben onu kendi yöntemlerimle kapıcıda güçlendirdim. Biraz da acı çektim ama ayakta kalmadı. Ama şu an hala daha profesyonel sporcu gibi kas kütlesi var maşallah. Bölge araştırma hastanesine gittim Ömer Bey dedi ki hocam aşil tendonu kopuk ameliyat olacak. Ben Ilıca'da Kaplıca'da fitness eğitmeniydim. Ameliyatı 40 gün burada.
40 binden sonra burada altıda kalıyoruz. Zordu. Spor salonuna bakan yoktu diye ben hayatımı sakat ettim. Risk ettim. Ameliyat olmadım. Biraz güçten belki yürürken işte görüyorsun. Sıkıntılarım var. Anladın ama ben neydim? Allah'a şükür. Elbette şükür. Ben 60 yaşındayım. Ayakta kalabiliyorum. Evladım yaşta, torunum yaşta insanlarla da antrenman yapma cesaretini gösteriyorum. Evet. Evet. Abi burada alkışlayın. Şimdi ne yapıyoruz abi? Buradan şimdi burada gireceğiz. Kayak testine doğru koşularımız başlayacak. Koşunun sonunda bittikten sonra bizim Evro'ya geleceğiz. Orada gerçek savaş başlayacak. Aha. Sporcunun savaşı. Evet. Savaşmayan bir sporcu dövüşemez. Uyursan askerde diyorlar ya, uyursan ölürsün. Korkarsan evet. Ölürsün. Savaşacak. Aynen. İyi bir sporcu savaşır. Savaşçı olur. Korku yok, acı yok. Acı yok. Acı yok. Koştan sonra bizim evin orada savaş başlayacak. Bana göre kickboksunu yapmış olduğu antrenman bir savaşçı gibidir. Kickboks yaparken acı duyuyorsa kickboksu bırakacak. Ne yapması lazım? Bale. Kickboksu da acı yok. Kırıldım, canım yandı, yok. Bizim biraz sonra savaşımız başlıyor, savaş. Savaş başlayacak, savaş. Savaş olmazsa olmaz. Olmaz. Acı duyuyorsan olmaz. Acı yok. Kickboksu acı duymaz. Yılmaz, kokmaz. Kickboksun gözleri rakibinin gözlerindedir böyle. Değil mi? Bana bak bana. Değil mi? Evet hocam. Hadi. Tamamdır. Hadi. İnternete bakıyor. Diyor ki adam işte eskif nasıl yap? Olayı yaşa, anlat, gör. İyi bir koca partnerine kendisi yumruğunu atar. Torbayı döver, görür. O da vurur, çıkar. Sadece torbaya şunu yapın deme. Tekme mi atıyorsun? Atarsın tekmeni. Çocuğa desin at şu tekmeni. Evet. Yaşa. Önce yapmak yani lazım. Önce yaşa. Kendin yaşa. Yaşamadığın bir şey başkasına anlatamazsın. Aklına olmaz. Bu, görsel spor değil ki. Git oğlum halteri gir oraya. Şunu kaldır böyle. Ön kolunu bir sepsini çalıştı. Kickboks öyle bir şey değil. Kickboksa hoca kendisi olayı yaşar. Öbür insana anlatır. O da ondan görür. Başlar. Evet. Yani kendini uygulayaman lazım. Önce uygulayacaksın. Evet. Herkes hoca olmuş Rızvan abi. Herkes. İki tane ağırlık kaldıran hoca olmuş. Yaşamayıp da yaşatan var. Olmaz işte. Ben onu kabullenemiyorum. Yani bir şey yaşadım. Ya benim geldim. Arkadaşlar ben ağacından size bir elma ikram ettim. O bizim ağacımız verdim. Böyle abi internete giymiş adam. İnternete öbürden giymiş bir şey görmüş gelmiş. Ama yaşa ki onu. O kuşaktan geçti. Yani biz şu anda mesela yaptığımızda yaşıyoruz. Bak şimdi buraya gelmiş biz koşuya çıktık, dağa çıktık. Biz bunu yaşamak istiyoruz. Bunu yaşayacağız. Ondan sonra gidip savaşımıza başlayacağız. Burada bir mücadele var. Ama sen masada oturursan, bana kickboksu anlatırsan sana saygı da göstermem, dinlemem mesela. Yaşayacaksın. Bendeki meraka bak. Bir sporcunun aldığı başarılar bir şans mı? Bir mucize mi? Bir emek mi? Emektir, emek. Şans olmaz. Bu milli piyango değil. Kazı kazan da değil. Burada bir emek var. Burada bir mücadele var. Anın teri var. Vücudundan döktüğü kan var. Olur mu öyle şans? Sen söyle, sen biz olduğun için. Günün en güzel eskisi. Bak. Merhaba sakat. Hemen. Uyursan ölürsün. Dikkat etmezsen taşı... ölürsün. Evet. Diyor ya bastığın yerlere toprak diye hiç geçme. Tanı düşün altında binlerce kefensiz yatan. Evet. Bir, iki, çak! Baş, bas sen! Hakan'a bak. Oo. Lan baş! Rızvan abi, Rızvan Hoca. Efendim? Sporcularımız hakkında ne düşünüyorsun? Sporcularımız 10 numara. Onları görüyorum, hırslanıyorum ama ayaklarım beni götürmüyor. 10 numara! İşte ben sporcunun hani diyor ya Atatürk, zeki, çevik, aynı zamanda ahlaklısını severim. Her şey var bu çocuklarda. Ahlak var, hırs var, azim var, çalışma isteği var. Beni geldi zorladılar ki biz idman yapacağız, biz idmana götür idman yapacağız. Biz bazılarını götürüyoruz, zorluyoruz, gel itmana, itmandan kaçıyoruz çocuk. Bunlar beni zorla geldiler, gel itmana gideceğiz. Hocam gel beraber bir itman yapalım. Gelmişiz bir sürü oradan 6-7 kilometre, gelmişiz, koşmuşuz. Çocuk kar doymamış, ondan sonra buradan da bir depar yapalım dedi. Hocam dedim ki yapın. Çünkü onlar da öyle bir iş çıkıyor. Evet. Maşallah. Rızvan maşallah abi, desin herkes. Maşallah. Rızvan hocam, bu çocukların hayali var. Evet. Türk bayrağını dalgalandırmak.
Maşallah. Ben öyle deyince ben duygulanıyorum. Yani ağlamamak elde değil. Yani bizim Türk milletinin ruhunda bu var. Yani bir yere gideyim, hedefim olsun. Bu ay yıldızı bayrağımızı göklere çektirelim. Ben bunlar ondan çok seviyorum. İşte hedefi var. İdeal olan bir insan. Hedefi ideal olmayan bir insanda hiçbir şey olmaz. Bunlarda bir hedef var. Ben bunlarda o işi gördüm. İşte bunların tek büyük amaçları Türk milletine bu gururu yaşatmak. Şimdi sen madalende yorgunluk olur. Evet. Bunu yaparsan Adele yorgunluğunu atar. Yorgunluğunu atar. Ondan sonra da mukavemet kazanır. Hadi ihtiyar, hadi ihtiyar, sıkıştır onu ya. Hadi. Hadi biz ona, hadi biz ona. Çık ya, hemen atan sen gir. Rızvan abi, bütün şampiyonlarla derece derece bakacağız. Nasıl mücadele ediyoruz? Aslında biz Rızvan abiyi test etmekte, sporcular test etmek istiyoruz. Yaşlı kız hiçbir şeyini kaybetmemiş. Sıkıştırıyor. Maşallah. Bravo Rızvan abi. 3 net puan. Bravo. Bravo. Hakan, yani Rızvan abiye puan almam lazım. Sen genç adamsın. Aa, güzel. Yedim Rızvan abi. Yedim. Oo, bravo. Şamar vuruyor abi. Hakan, hadi Vedat gir. Vedat gir. Dura yoru beni ya. Devam, devam. Zor abi gibi ben vursam ölür hemen onu. Bravo, ağaç sallanıyor. Sağ, sağ. Çık. Şimdi. Dayı. Devam. Tamam, çekin. Bak, kaç çekersen fazlasını çekeceksin. Yok, şimdi bir baş gösteriyorum sadece. Evet. Ben asıldım, kolum tam açılmıyor bak. Aha. Tamam. Tamam. Bunu çekeceksin sen. Sen kaç çekersin, sen ben de 5 tane fazla çekeceğim. Önce bence sen çek. Yok. Hayır, önce sen. Bak oğlum, ölüm gelen de komşu atmayın bak. Tamam. Hadi. Hadi. Bir dakika. Siz hep şampiyon musun? Ben yok, ben hammal. Estağfurullah. Buradan başlayacağım. Tamam. Dur bir kollarımı açayım gelim. Ne? Zaten açtım yoruldum da. Açayım gelim. Tamam, bir dakika. Oho. Ben yapıyorum bile bir şey. Geç. 25 tane çeksen mi? Geç haydi. Ben o kadar. Haydi. Haydi. Sayıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12. Doğru lan Hakan. 13. Sen boşuna şampiyon 14, olmadın oğlum. 15, 16, 17. Bravo, 36, 37, 38, 39, 40. Şampiyonu kutlayalım. Alkışlar Rızvan abi, bravo Hakan lan. Geç. Harika. Rızvan abi. Aferin. Çok güzel. Seni görelim. Yok ben de bunu çekmem. Yani. Ya bu Hakan artık 40. Ey Hakan. Fakat senden bir abi, şey söyleyeyim. Kamerada dinlesin. Barfi çekerken sallanıp güç almak yok. Sabitlik. Tek. Sana ne demiştim bizim abi? Verdik işte o ne dedi? Yani tabii sen yine sana yetişemez. Yok. 100 de çekse, 100 de çekse. Hayır. Hayır. Sana abi bir alkış var. Gel gel gel. Burada yapsın, burada ben yapsın. Ben de boyum şey. Bizim ya. İçin 5 bile yapsan bize 100 gelir. Öyle düşün. Benim bu sakat da şöyle. Her Rızvan abi toplan buraya. Oğlum gel buraya toplan. Rızvan abi her çekişinde oley diye bağıracağız. Aynen. Toplanın böyle yanına gel. Sıkıntı yok. Ona moral motivasyon gel oğlum. Evet Hakan sen de yazdın. Evet. Hakan küstü beni ya. Evet haydi. Ona moral var. Hazır. Oley! 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 6 7 8 9 10 24 bravo! 25 26 27 28. Bravo Rızvan abi. Bravo. Ama tabii ki Hakan. Eyvallah. Rızvan abi o kadar antrenman yapıyoruz falan ama hem de kendisi doğal besleniyor. Burada kendi tavuğu, horozu, kuşları, resmen doğanın içinde köpeği, kedisi. Her sabah burada doğal yumurtalarından yiyor değil mi abi? Bak bak. Ben böyle beslenirim. Doğal. Bunlar benim tavuklarım, yumurtaları. Her sabah bunlardan alırım. 3-4 tane haşlarım yerim. İşte böyle. Tam haşlarım. Yani asıl protein eğer, bu. Güçlü kalmak istiyorsan, ayakta kalmak istiyorsan, eğer sporcuysan bir de bunları böyle. Yani gerçi ben böyle şampiyonlar gibi değilim ama sporu seven, spor sevdalısı bir insan. Ama beslenme önemli değil mi? Beslenme bu işte en iyisi. Bunu iyi beslenemiyorsan Emre veriyorum, beraber kırışın. Ben bunları götüremeyiz biz. Götürürüz. Neden? Nasıl götüreceğiz? Niye? Yok, bize sporuna, beslenmenin bir önemini. Yok onlar da ben sporcularda ama. Sporcularda beslenme. Adam mesela antrenman yapıyor, kola içiyor ya da ne bileyim. Şimdi. Abur cubur yiyor. Şimdi sporcunun iyi saatini, yemek saatini, dinlenme saatini, antrenman saatini iyi ayarlaması lazım. Ben elimden geldiği kadar doğal beslenmeye dikkat ederim. Yani imkanlarım verdiği dahilinde. Ben bu işte evimdeki bu yumurtayla, işte köyden gelen yoğurduyla, özellikle böyle organik olan. Yani ben yazın, kışın yazın sebzesini yemem. Şu anda normal bizim meyvelerimiz var, ondan tüketirim. Salatamız, domatesimiz neyse odur. İşte bu doğal. Yani ben burada köy hayatı yaşayıp da kalkıp gidip marketten o yumurtayı alıp yemem. Bununla beslenirim. Bir sporcu hangi saatte yatması lazım? İşte hangi bu saatte yumurtalar... bu yumurtalar bunları doldurur? İşte hangi saatte? Sporcunun sermayesi bu. Bu şu gördüğün yeri yemenle, beslenmenle doldurursun. Enerji almadıysan burada olmaz. Dedim ya, yani hangi saatte yatman lazım? Antrenman yapman lazım. Sporcu hangi saatte şunu yakar, bunu yapmaz? O zaman beslenmene, yemene, içmene dikkat etmen lazım. Ben bu saatte dinlenmen lazım. Dinleneceksin. Yemem lazım. Antrenman saatim. Bunu ayarlaman lazım. Yani öyle kafama esti ya hadi gidelim burada abur cubur şunu yiyelim hamburger yiyelim olmaz. Ya bir sporcu yaktığı şeyi alması lazım. Yakamadığı şeyi de almaması lazım. Çok teşekkür ederiz. Bugün çok güzel verimli de bir antrenman oldu. Burada doğanın içinde bir tane de kekik gibi gelsin mi? Gelsin. Gelsin abi. Ben bu kapanışımızı yapayım. Bizim Spor ve Akademi kanalı bu ve bu tarz videolar için abone olun, beğenin, paylaşın. Yani bizi mutlu edersiniz. Sendeyiz Rızan abi. Keklik gibi kanadımı süsmedim. Murat alıp doya doya gezmedim. Bu karayasıyı kendim yazmadım. Anlamaya zelmeş.
karayazdım. Kader böyle yemiş ağlarım bazı gönlü severim. Geceleri uyku girmez göğsüme, zalim yastık diken oldu yüzüme. Uyuma dedim, uyudun eller sözüne. Alnıma yazılmış bu kara yazık. Kader böyle imiş, ağlarım bazı gönlü sebebi. Teşekkür ederiz abi, her şey için. Teşekkür ederim. Eyvallah.